Bismillahirrahmanirrahim. Babu zikril cunubi vel haidi vellezî leyse ala vudu'in ve kıraati min Kur'an. Bu bab cunubun zikretmesi caiz midir? Kur'an okuması caiz midir? Haidin zikretmesi, Kur'an okuması caiz midir, değil midir? Abdestsiz olan bir kimsenin zikretmesi, Kur'an okuması caiz midir, değil midir? Bunu beyan edecek. Yalnız kulası olarak şunu söyleyelim ki eyyime-i erba'a yani ve cumhur-i ulema şuna sahip olmuşturlar ki yani mezhepleri şudur ki cünüp olsun, heyizli bir kadın olsun bunların Kur'an okumaları kat'i surette caiz değildir. Yalnız İmam-ı Malik'ten bir rivayet, üç rivayet var da bir rivayetinde heyizli bir kadın Kur'an okuyabilir. Diğer bir rivayette okuyamaz. Diğer bir kıraatte de bir rivayette de ihtilaf oluyor. Yani hulâse İmam Malik esas iki rivayet üzerinde duruyor. Birisi okuyabilir, birisi okuyamaz. Bu İmam Malik'e göre fakat diğer bütün ulemaya göre okuyamaz. İmam Malik'in meselesi de o da uzun. Ayrıca müfassal olan kitaplarda izah buyuruluyor. Şimdi burada bu mesele hakkında eğimle üçe ayrılmış. Bazıları diyorlar ki taharetsiz hadesi esgar, hadesi ekber olmaksızın Allah'ı zikretmek, Kur'an okumak caiz değildir. Bir kısmı da diyor ki mutlaka caizdir. Bir kısmı da diyor ki tefsilat vardır. Caiz gati surette caiz değildir diyenler. Onlar diyorlar ki Hasan-ı Basri, Ebu'l-Aliye, İkrime, Abdullah ibn-i Ömer bunlar diyor ki kat'i surette Allah'ı da zikredemez, Kur'an'da okuyamaz. Cünüp olsun, haiz olsun, abdestsiz olsun. Abdullah ibn-i Abbas da yüz numarada yahut da kendi ailesine tekerrüb ettiği sırada zikir yapması caiz değildir diyor ki Ata'nın ve Mücahid'in kavilleri de budur. İkinci bir kavl de diyor ki hepsi caizdir. Her ne surette olursa olsun Kur'an'da cünüp halinde, heyiz halinde, abdestsiz halinde zikir de yapar, Kur'an'da okur. Buna da İmam-ı Taberi, İbn-i Münzir, Davud-u Zahiri ve Bukhari buna sahip olmuşlar. Üçüncü kavl ki tefsilatlı. Hadesi esgar var, hadesi ekber var. Hadesi esgar halinde yani abdestsiz, hadesi ekber ki cünüp yahut haiz. Bunlar Allah'ı zikredebilirler. Allah'ın zikrine mani değil. Fakat Kur'an okumak için hadesi ekberden temizlenmesi lazım. Yani cünüp ve haizli iken Kur'an okuyamaz. Ama abdestsiz ise ki ona hadesi esgar derler. Bu Allah'ı zikretmek caizdir. Bu da cumhur-i ulemanın mezhebi budur ki eyyime-i erba'a buna sahip olmuştular ki cünüp, haiz bunlar Kur'an'ı okuyamazlar. Evet. Abdestsiz olan kimse Kur'an'ı da okur, zikir de yapabilir. Yalnız onun hükmü abdesti olan kimse Kur'an-ı Kerim'i tutamaz daha. Bunun gibi başka hükümler var. Bu başka. Şimdi yalnız İmam Malik'ten bir rivayet var. Heyizli kadın hakkında onu söyledik ya. Heyizli kadın Kur'an okuyabilir mi, okuyamaz mı? Bir rivayette İmam Malik okuyamaz demiş, bir rivayette okur demiş. O da ihtilaflı. Şimdi burada en evvela zikri, abdestsiz zikrin caiz olmadığını beyan eden hadisleri alıyor. Değil, Kur'an okumak, selam almak, Allah'ı zikretmek de caiz değildir diyor bu hadislerde. Onları beyan ediyor evvela. Haddesena Ali ibn-i Mâbed, kâle haddesena Abdülvehâbi ibn-i Atâ. En Sa'idin, en Katâdete, en el-Hasani, en Hudayn, Ebi Sasan, en el-Muhacir ibn-i Kunfuz. Muhacir ibn-i Kunfuz'den rivayet eyledik. Ennehu selleme ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'e selam verdi. Ve huve yetevaddahu, o da abdest alıyordu. Abdest alıyordu yani bir rivayette abdestini bozuyordu. Bozuyordu, adet abdest aldığı yoktu. فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ Peygamber Efendimiz ona reddetmedi. Çünkü bir adam yüz numarada olursa devlu gayet yaparken ona selam verilmez.
selam verdi, ona aleyküm selam diye reddedecekti. Onu da etmedi. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوِهِ Peygamber Efendimiz kazayı hacetten sonra abdestini aldı, onu bitirdikten sonra قَالَ buyurdular ki اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِ beni men etmedi en اَرُدُّ عَلَيْكَ sana selamı reddetmekten beni men etmedi اِلَّا اَنِّي كَرِهْتُ ben kerih gördüm, hoşlanmadım en اَذْكُرَ اللّٰهَ اَزَّ وَجَلْ Allah'ı zikretmeyi kerih gördüm illa ala taharetin illa taharet üzerine zikretmeyi münasip gördüm. Yani ben abdestsiz idim, sen selam verdin, senin selamını reddetmedim. Çünkü ben abdestsiz idim. Abdest alayım da tertemiz olayım, ondan sonra selamını reddedeyim dedi ve selamını reddetti. Şimdi bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki abdestsiz adam selamı da reddetmez. Selam da almaz yani. Ya abdest alır da ondan sonra ve aleykümselam der. İkinci hadis, haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Haccacun, kâle haddesena Hammadun, kâle ahberena Hümeydun, Hümeydun Tabil, ve gayruhu anil Hasan, anil Muhacir. Bunlar Hasan-ı Basri'den, o da Muhacir'den rivayet eyledik. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yebûl. Peygamber Efendimiz küçük abdestini yapıyor idi. Ev kâle marartu bihi ve katbâle. Yahut da ben ona vardım, o yeni küçük abdestini yapmıştı. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ben ona selam verdim فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ Muhacir ibn-i Kunfuz diyor ki benim selamımı almadı. حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوِهِ abdestinden farig oldu, abdestini bitirdi. ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ sonra وَاَلَيْكُمُ السَّلَامُ dedi. Vavukatta ona da özür diledi ki abdestsiz olduğumda senin bu selamını almadın. Allah'ın ismini abdestsiz olarak zikretmeyi kerih gördüğümden dolayı. فَزَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذَا işte cemaatten bir kısmı buna sahip oldular. فَقَالُوا dediler ki لَا يَمْبَغِي لِأَحَدٍ hiçbir kimseye layık değildir ki اَنْ يَذْكُرَ اللّٰهَ تَعَالَى بِشَيْءٍ Allah-u Teala'yı hiçbir şeyle zikretmek layık değildir. اِلَّا وَهُوَ عَلَى حَالٍ o bir hal üzerine olması lazımdır ki يَجُوزُ لَهُ وَنَا جَائِزُ رُرْ اَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا o hal üzerine namaz kılar. Yani abdest namazı namaz abdesti alacak da namaz için lazım olan abdesti alacak da o abdesti olduğu halde Allah'ı zikredecek. İşte yukarıda söylediğim gibi bu kavle sahip olanlar Abdullah ibn Ömer, Ebu Aliye, İkrime, Hasan-ı Basri bunlar bu kavle sahip olmuşlar. Ve halefen fi zalike aharun diğer ulemanın bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. Ve kalu dediler ki men sullime aleyhi bir adam üzerine selam verilirse ve huve ala hali hadesin o da abdestsiz halinde ise teyemmüm eder ve redde aleyhisselam onun selamını reddeder ve inkâne fil mısri isterse şehrin içinde olsun. Şimdi ötekiler hiç zikredemez dediler, teyemmüm meselesi yok. Abdest alır, isterse şehir içinde olsun olmasın abdest alır sonra selamını reddeder. Bunlar bir takım gömü de dediler ki hayır, burada bu adam selam verdi mi hemen alelacele teyemmüm edecek, onun selamını ona verecek, ondan sonra abdest alacak. Ötekiler dediler hayır teyemmüm olmaz, bunlar dediler ki olur. Burada ihtilafa düştüler. Ve kalu bu selam için teyemmüm eder diyenler dediler ki fî masibesselam selamın gayrısında bunlar dediler müstakabül ehlil mekaletil ula. Birinci mekalenin sahipleri gibi dediler. Yani Kur'an okumaları caiz değildir. İlla abdest vaciptir. Evet. Yalnız bir selam hakkında bunlar muhalefet ettiler. Ve kâne oldu. Mimma şulbil hadisten ki ihteccû bihi anınla ihticac ettiler. Fî zâlik bu mesele hakkında. Yani teyemmüm eder de selamını reddeder. Diyenler ihticac ettiler. Maşul bir hadisle ki haddesena bihi İmam-ı Tahavi diyor ki bize rivayet eyledi. Rabi'ul Mu'ezzin. Rabi'ul Mu'ezzin kâle haddesena Esed'un kâle haddesena Muhammed ibn-i Sâbit'il Abdi. Ha ve haddesena Hüseyin ibn-i Mansur ve Süleyman ibn-i Şaib kâle haddesena Yahya ibn-i Hassan kâle haddesena Muhammed ibn-i Sâbit kâle haddesena Nafi kâle Nafi diyor ki indalaktu ma'a ibn Ömer. Ben Abdullah ibn Ömer'le beraber gittim. İle ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas'a gittim.
fi hacetin İbn Ömer. Abdullah İbn Ömer'in bir hacesi vardı, ihtiyacı vardı. Onu görmek için Abdullah İbn Abbas'a gittik. Fakat hacetehu Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn Ömer'in ihtiyacını gördü. Fekâne min hadisihi, Abdullah İbn Ömer'in hadisinden oldu. Yevmeyizin o günü, yani o günü şunu konuştu ki ennehu kal. Abdullah İbn Ömer buyurdular ki merre racülün ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, bir adam Peygamber Efendimiz'e tesadüf etti. Fî sikketin mine sikek, sokaklardan bir sokakta. Fakat harece, Resulullah Efendimiz de çıkmıştı, min gâitin ev bevlin. Ya büyük abdestini yapmıştı yahut da küçük abdestini yapmıştı, ondan çıkmış geliyordu. Feselleme aleyhi, Resulullah Efendimiz'e o zat selam verdi. Felem yeruddu aleyhisselam, selam verdi. Resulullah Efendimiz ona reddetmedi, cevabını vermedi. Hatta kâder racül, hatta yakın oldu ki o adam en yetevâra gâib ola fî sikketi, sokakta yan adam döndü gitti. Hatta o dereceye vardı ki artık adam gözden gayb olacak, görünmeyecek bir hala gelmeye yaklaştı. فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ iki elini vurdu عَلَى الْحَائِتِ duvara. فَتَيَمَّمَ تَيَمَّمْ اِتْتِي لِوَجِّهِ yüzüne, yani ellerini duvara vurdu, yüzünü teyemmüm etti. ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً اُخْرَى ellerini bir defa daha duvara vurdu. فَتَيَمَّمَ لِزِرَاعِهِ kolları için teyemmüm etti. قَالَ Ravi diyor ki sümme radde, sonra Peygamber Efendimiz'i reddeyledi. Aleyhi, o adam üzerine esselama, selami reddeyledi. Ve aleykümselam dedi ona. Ve kâle, Resulullah Efendimiz buyurdu ki emâ innehu lem yemne'ni, beni men etmedi. En eruddu aleykesselam, senin selamını almadan beni reddetmedi. İlla inni kuntu lestu bitahir, ben tahir değildim, abdestli değildim de onun için selamını reddetmedim, tehir ettim dedi. Şimdi bunda ne anlaşılıyor? Resulullah Efendimiz bir selamı almak için teyemmüm etmesini caiz gördü. O birinci makale ne dedi? Selam da alması caiz değildir, illa abdestli olacak. Bunlar dediler ki hayır, selam için abdestle lüzum yoktur, teyemmüm de caizdir. Yalnız bu selam meselesinde ayrılmış oldular. Haddesene ibn Ebi Davud kâle, haddesene Muhammed ibn Beşşer kâle, haddesene Ebu Ahmed el-Zübeyri kâle, haddesene Süfyan ani Dahhak ibn Osman النافيان عن ابن عمر نافي عبد الله بن عمر رواية إلى ذي رضي الله عنه أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم برضا في أنبال فمزة سلام برده وهو يبول وذا كتك عبدستني يبيور دي فلم يرد عليه رسول الله فمزة أنا ردت مدي يعني سلامنا ألمدي حتى أتى حائطا حتى برد ورقل دي فتيمم تيممتك تيممتك تنصر ونم سلامنا ألمدي. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث أن جعفر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن هرمز أن عمير عمير ذا روايته إلى ذلك عمير ذا كمذر مولى بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس كلسدر أنه سمعه عمير يقول من عبد الله بن عباس يشتم يقول بيرردي أقبلت أنا وعبد الله بن يسار ben ve Abdullah ibn Yasar gittik. Mevla ve Abdullah ibn Yasar da kim? Mevla Meymunete radıyallahu anha. Meymune radıyallahu anha'nın kölesi. Ezvaç-ı Mütahharat'ın Hazreti Meymune'nin kölesi. Ona gittik. İşte ikimiz gittik. O Meymune de kim? Zevci Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmahat-ı Mümin'in derken Berefendimiz'in Zevci-i Mükerremeleri. Hatta dekhalna, ben ve Abdullah ibn Yasar girdik. Ala Ebil Cehem. Ebu Cehem üzerine. Ebu Cehem demiş ama sahih ediyor. Ebil Cüheym. Ala Ebil Cüheym İbnil Haris ibn-i Sımmetel Ensari. Ensardan Haris ibn-i Sımmet'in oğlu Ebu Cehem'in yanına girdik. Yani ona vardık. Fekale Ebu Cehem. Ebu Cehem dedi ki, buyurdular ki ekbele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ikbal etti geldi. Min nehvi biri cemelin, biri cemel tarafında, ekik tarafında bir kuyu var ki ona biri cemel derler. O taraftan Resulullah Efendimiz geldi. Felakiyehu racülün, bir adam ona mülaku oldu. Karşılaştı. Feselleme aleyhi, Peygamber Efendimiz'e selam verdi. Felem yerudde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,
Peygamber Efendimiz reddetmedi selamı aleyhi ve adam üzerine. Onun selamını almadı. Hatta akbele ale cidar. Duvara Peygamber Efendimiz ikbal etti, gitti. Femesehe veçehu ve yedeyi, yüzünü, yani ellerini duvara vurdu, yüzünü meseyledi ve yedeyi, ellerini de meseyledi, teyemmüm oldu. Sümme radde aleyhisselam, ondan sonra selamı o adama reddetti. Ve aleykesselam dedi. Bu rivayette beyan ediyor ki Resulullah Efendimiz bir selamı almak için teyemmüm etti. Haddesene Ebu Zür'ate Abdurrahman ibn Amr'in Dimşkiyyü. Kale haddesene Amr ibn Muhammed'in Nâkıd. Kale haddesene Yakub ibn İbrahim ibn Sa'd. Kale haddesene Ebi. Yakub ibn İbrahim diyor ki babam İbrahim bana rivayet eyledi. An ibn İshak. İbn İshak'tan. Fakat bunu sahih Ebi İshak. An Abdurrahman el-Araç. Abdurrahman el-Araç'tan. En Umeyr, o da Umeyr'den. Öyle Umeyr ki Mevla ibn-i Abbas'ın radıyallahu anh, Abdullah ibn-i Abbas'ın kölesi. Fezekere mislehu, eyni hadisi şerifi zikreyledi ki, yani bir adam, Resulullah Efendimiz gelirken nereden geliyormuş? Biri Cemel tarafından geliyormuş. Adam ona selam vermiş. Resulullah Efendimiz onun selamını almamış. Ta ki teyemmüm etmiş, teyemmümden sonra selamını almış. Kalu, İşte bu kavle, yani selam için teyemmüm edilir diyenler hükmettiler. فَبِهَذِهِ الْآثَارِ dediler ki işte bu eserler sebebiyle رَخَّسْنَا biz ruhsat verdik. لِلَّذ۪ي şul bir kimseye ki يُسَلَّمُ عَلَيْهِ ona selam verilir. Bir adama selam verilir, ona biz ruhsat verdik. وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرَ Halbuki o adam tahir değil, yani abdestsiz. Neye ruhsat verdik? اَنْ يَتَيَمَّمَ teyemmüm ede ve yeruddes selam selamı da ona reddide. Buna ruhsat verdik liyekûne zâlik bu olsun cevaben selam selama cevap olsun. Reddetsin de onun selamına cevap olsun. Yani teyemmüm ettikten sonra olur. Ve hâda bu kemâ rakhase kavmin bir cemaatin ruhsat verdiği gibidir. Fit teyemmümü teyemmümde. Ne için? Lil cenazeti vel aydeyn. Cenaze ve bayramlar için bir takım kavim teyemmüme ruhsat veriyorlar, işte ona benzer. Ne vakitte izâ hîfe fevte zâlik. Eğer abdest ile meşgul olsa cenaze namazı kaçacak yahut bayram namazı kaçacak. Öyleyse teyemmüm etsin, cenazeyi fevt etmesinler, bayramı fevt etmesinler. Buna benzer. Ne vakitte izâ tüşû ile bir talebilme, suyu talep etmekle meşgul olursa, vudu-i sıra namaz abdesti için abdest alacak. Bir su arayacak. O vakitte bayram geçmiş olacak. Bayramı kılacaklar. Cenaze fevt olacak. Cenazeyi kılacaklar. O vakitte bunları kaçırmadan ise teyemmüm etsin diye bir takım cemaat ruhsat verdi ya, işte biz de bunun gibi ruhsat verdik ona. Yani o adamın selamını teyemmüm etsin, hemen alsın da bana cevabını versin. Ve zekeru fî zâlike bu meselede zikreylediler. Ma şur bir hadisi ki haddesine bizi rivayet eyledi. Süleyman ibn Şaib kâle haddesena Yahya ibn Hassan kâle haddesena Ömer ibn Eyyub el-Mawsiliyyü anil Mughiret ibn Ziyad an Atayn an ibn Abbas radıyallahu anh Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhümadan Ata rivayet ediyor firreddülü bir adam hakkındaki tefcevhül cenaze cenaze fücreten cenaze geldi ve huve ala gayri vudu'in o da abdestsiz abdest üzerine değil. Kale Abdullah bin Abbas buyurdular ki yeteyemmemu ve yusalli aleyha teyemmüm eder bu cenaze namazını kılar buyurdular. Haddes işte bu hadisi de getirerek istidlal ettiler Abdullah bin Abbas'tan bir fetva. Haddesene ibn Ebi Davud kale haddesene Amr ibn Avn kale haddesene Hüseymin en Mughiret en İbrahim ve Abdülmelik en Ata ve Zekeriye en Amir ve Yunus en el-Hasan mislehu. Hasan-ı Basit radıyallahu anh'tan da böylece rivayet eylediler. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Davud kâle haddesene Şöbe en Mansur'un en İbrahim haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Me'emmel'un kâle haddesene Süfyan en Mes'ud'un en İbrahim mislehu haddesene Hüseyin ibn-i Nesrin kâle haddesene Ebu Naim kâle haddesene Süfyan en Hammad en İbrahim mislehu. Bak bunlar hep İbrahim'e getiriyorlar, dayıyorlar. İbrahim de Ata'dan, Ata da evet
Ata, Ata'dan ve Ata da Hazreti Enes'ten rivayet ediyor. Bunların hepsi. Evet. Haddesana Salih bin Abdurrahman, kâle haddesana Said, kâle haddesana Hüseyin, en Yunus anil Hasan. Hasan-ı Basri'den rivayet edildi ve Mughir an İbrahim ve Abdülmelik an Ata nehvehu Hazreti Ata'dan. Eyni, yani bu senetlerin hepsi gelip çıkıyor. Hasan-ı Basri'ye, Hasan-ı Basri radıyallahu ta'ala an böyle buyurmuşlar. Yani bir adama fücreten cenaze namazı tesadüf ederse Abdullah bin Abbas ne buyurmuş? Hemen abdest alsın, cenaze namazını kılsın. Bu Ata'nın bu rivayetini teyit ve tekit ediyorlar. Haddesene Ebu Bekret ve İbn-i Merzuk kâle, haddesene Ebu Davud en Abbad ibn Raşid kâle semiyatul hasene yekûlu zâlik. Abbad ibn Raşid de diyor ki Hasan-ı Basri'yi işittim, o da böyle fetva verirdi. Cenaze namazını felt etmedense teyemmüm eylesin. Haddesene Yunus kâle, ahberene İbn-i Vehbin kâle, ahberene Yunus en İbn-i Şahab'in mislehu kâle ve kâle liyelleyçü mislehu. İbn-i Şahab-ı Zühri'den rivayet eyledi eyni bunu, bu fetvayı. O da diyor ki Leys ibn-i Sa'd bunun mislini bana böyle dedi. Haddesene Ebu Bisr Rakkiyyü kâle haddesene Şüca ibn-i Velid en Abdülmelik ibn-i Ebi Ganiyye. Ötbe demiş ama hayır sahihi Ebi Ganiyye enil hakemi mislehu, hakemden aynı hadis-i şerifi rivayet eyledi. Yani hulâse cenaze ve bayram namazları için teyemmümü ruhsat gördüler. Felemmâ kâne gad ruhise, vaktaki ruhsat verildi. Fit teyemmümü teyemmümde, fil emsar şehirlerde teyemmüme ruhsat verildi. خَوْفَ فَوْتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ, cenaze üzerine namaz kılmanın fevti korkusu için. وَفِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ, bayram namazlarının fevti geçmesi korkusu için. Ne için ruhsat verildi? لَاَنَّ ذَٰلِكْ, bu اِذَا فَاتَ, geçti mi lem yukta kaza edilmez. Cenaze namazı gitti mi kazası yok, bayram namazı gitti mi onun kazası yok. Onun için ruhsat verildi bunlara. قالوا, dediler ki فَكَذَٰلِكْ, işte böylece رَخَّصْنَا, biz de ruhsat verdik. فِي التَّيَمَّمِ, teyemmümde, فِي الْاَمْسَارِ, şehirlerde olsa bile لِرَدِّ السَّلَمْ, selamın reddi için ruhsat verdik. Şehrin içinde olsa bile, su yanında olsa bile hemen teyemmüm etsin, selamı reddetsin. لِيَكُونَ ذَٰلِكْ, onun o reddi ola, cevaben lilmüsellimi, selam verene cevap ola. Çünkü o adam selam verdi, sünneti işledi. Onun selamını almak vacip oldu. O vacibi tahir etmek caiz değil. Öyleyse teyemmüm etsin, ona ve aleykümselam diyerek cevap versin. لَاَنَّ ذَٰلِكْ, selamın reddi için teyemmüm, اِذَا لَمْ يُفْعَلْ, işlenilmezse, فَلَمْ يُرَدَّ, reddedilmezse, yani teyemmüm edip de reddetmezse, اَسْسَلَامَ سَلَامِ حَيْنَ اِذِنْ, o vakitte فَاتَ ذَٰلِكْ, o selam fevt olur. Ve adam abdestsiz, teyemmümü de caiz görmezseniz ise o adam selam verdi geçti, o da selamını alamaz oldu. O beni fevt etmeden ise teyemmüm etsin, selamını alsın. وَاِنْ رُدَّ بَعْدَ ذَٰلِكَ, peki hemen o anda o selam verdi, o da abdestsiz idi, selamını alamadı, geçer gider, öteki adam da abdest alır, o abdest alıncaya kadar zamanda geçer. Feleyse bir cevabin lehu, adam geçip gittikten sonra abdest almış da onun gıyabında ve aleykümselam demiş, onun cevabı olmadı. Tabi bu olmaz. Öyleyse hemen o adamın yüzüne karşı ve aleykümselam demesi için acele ne olacak? Hemen teyemmüm edip ona ve aleykümselam diyecek. Ve emmâ mâ sivâ zâlik, emmâ selamdan gayrisi, o da neden? Nimmâ lâ yehâfu fevtehu, fevtünden havf etmediği şeylerde, mine zikri, zikirden ve kıraatil Kur'an, Kur'an okumaktan, felâ yenbeğî, layık değildir ki en yef'ale, bunu işleye, zâlike, bunu işleye ehedün, bir kimse, illâ alâ taharetin, illâ abdestli olarak. Selamdan başka Kur'an okuyacak, zikredecek, tesbihü tehlil okuyacak, bunları abdestsiz yapmak layık değildir. Yalnız bir selama müsaade var bunlara göre, o da o selam fevt olmasın, hemen selam verene cevap olsun diye. Ama diğer fevtünden korkusu yoksa, Allah'ı zikredecek, istediği zaman zikreder, namaz kılacak, o da onun şeyi hemen fevt olması yok, ne vakit olsa yapar. Bunları abdestsiz yapamaz. İşte bu birinci makalenin hükmü bu. İster zikir olsun, ister Kur'an olsun, abdestsiz bunları yapamaz.
Abdestsiz bunları yapamaz. Ve halefehum fi zalike. Bu mesele hakkında onları muhalefet etti aharun. Diğer alimler. Fekalu dediler ki la bese beys olmadı. En yezkurallaha Allah-u Teala'yı zikretmeyi zikretmede. Beys yoktur fil ehvali kulleha halların küllesinde. Allah ister cünüp olsun, ister haiz olsun, ister abdestsiz olsun Allah'ı zikretmekte beis yoktur. Minel, o ehvalde neden? Minel cenabeti cenabetten ve gayriha gayrisinden. Yani cünüp olur, haiz olur, abdestsiz olur. Hangisi olursa olsun Allah'ı zikredebilir. Ve yekrevul Kur'an fi zalik. Ve yekrevul Kur'an, Kur'an'ı da okur fi zalik. Bu hallerde hilafel cenabet vel hayz. Cenabet ve hayzin hilafı olduğu halde. Yani cünüp olursa Kur'an okuyamaz. Kadın heyzli olursa okuyamaz. Ama diğer abdestsiz olduğu zamanların hangisinde olursa olsun Allah'ı zikredebilir. فَاِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِسَاحِبِهِمَا Cünüp ve heyzin sahiplerine layık değildir. اَنْ يَقْرَى okuyalar. El-Kur'an'a Kur'an okuyalar. Bu layık değildir. Şimdi Cumhur ulemanın kavli de bu ya. Abdestsiz bir adam Kur'an da okur, zikir de eder, hepsini yapabilir. Cünüp olan bir adam Allah'ı zikredebilir, Kur'an okuyamaz. Heyzli olan bir kadın Allah'ı zikreder fakat Kur'an okuyamaz. وَاَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında ihticac eylediler. اِمَا bir حَدِيسِلَ كَ حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi. Kim? İbn-i Merzuk. قَالَ حَدَّسَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ سَلِمَةَ diyor ki دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ali Kerrem Allah ve senin yarına girdim. Abdullah ibn Selim'e beni Murat kabilesinden birisi diyor ki girdim. اَنَا بَنْ وَرَجُلُمْ bir adam minna bizden yani Murat kabilesinden وَرَجُلُمْ مِنْ بَنِي أَسَدْ bir de Beni Esed'den bir adam. Üç kişi Hazreti Ali Kerrem Allah ve senin huzuruna girdik. فَبَعَثَهُمَا Bu Beni Murat'tan ve Beni Esed'den olan o iki zati Resulullah Efendimiz gönderdi. فِي وَجْهٍ bir işe. ثُمَّ قَالَ Sonra buyurdu ki اِنَّكُمَا siz اِلْجَانِ اِلْجْسِنِز kuvvetlisiniz. فَعَالِجَا siz ilaç ediniz. اَنْ دِينِكُمَا dininizden. Siz kuvvetli, şedid adamlarsınız. Kendi dininize, kendi dininizi tutunuz. İlaç ediniz demek yani ihtimamlı bulununuz. Kale buyurdu ki Ravi Abdullah bin Selim'e Sümme dehale sonra Hazreti Ali girdi. El-Mahrece halaya girdi. Sümme halece sonra çıktı. Fe-ehaze aldı. Hefneten min ma'in sudan bir avuç aldı. Fe-mesehe biha o suyla mesh eyledi. Yüzünü mesh eyledi. Ve ceale yekrevul Kur'an'a Kur'an'ı okur oldu. Fera'ana bizi gördü ki keenna göğe biz enkerne aleyhi. Bunu inkar ettik. Enkerne aleyhi Hazreti Ali'nin üzerine inkar eyledik. Salik bu Kur'an okuması. Yüz numaradan çıktı. Abdest almadan yüzüne su vurdu. Kur'an okumaya başladı. Nasıl Kur'an okur? Allah'ın ismini abdestsiz nasıl ağzına alır? Bizim hoşlanmadığımızı, inkar ettiğimizi anladı Hazreti Ali Kerim Allah'a ve Fakat Hazreti Ali buyurdular ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. Yahrucu minel halâ'i halâ'dan çıkar di feyukirûnâ bize okudurdi. Bizi okudurdi. El-Kur'an'a Kur'an'ı. Kur'an'ı bize öğretirdi. Ve yekulu mâna bizimle beraber yerdi. El-Lahmâti ve lem yekun yahcuzuhu Resulullah Efendimiz'i men etmezdi. En-zâlik bundan şeyin hiçbir şey. Yani abdestsiz diye Kur'an okumasın yahut da yemek yemesin, bunu yapmaz diye hiçbir şey onu iman etmez diye. Leyse cenabete, cenabetten başka bir şey Resulullah Efendimiz'i Kur'an okumaktan men etmez diye. Leyse cenabete ille cenabete demek. Resulullah Efendimiz abdestsiz oldu mu Kur'an okurdu, Allah'ı zikrederdi. Fakat cünüplik başka cünüp oldu mu Kur'an okumazdı. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة عبد الله بن سلمة اشتم فذكر مثله
aynı hadisi şerifin zikreyledi. Aynı hadisi şerifi rivayet eyledi. Gayri ennehu kâle, yalnız bu ikinci rivayette diyor ki, dedi ki Abdullah bin Selim'e, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiyemberefem sâh. Gayri ennehu kâle deyince, kâlenin zamiri Hazreti Ali'ye râci. Hazreti Ali kerremallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiyember Efendimiz oldu, yaktı hacetehu, hacetini kadâ ederdi, feyekrevun Kur'an, ondan sonra da Kur'an okurdu. Yani kazayı hacetten geldi mi daha abdest almadan Kur'an okurdu. Abdestsiz Kur'an okunmasının caiz olduğunu beyan etti. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'in ve Süleyman ibn-i Şaib'in kâle haddesena Abdurrahman ibn-i Ziyad kâle haddesena Şâbetü fe zekere bi isnâdihi mislehu. Hüseyin ibn-i Nasr de o hadisi şerifi bu isnatla zikreyledi. Haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme kâle haddesena Haccâdun kâle haddesena Şâbe fe zekere bi isnâdihi mislehu. Aynı hadisi şerifi bu isnatla o da zikreyledi. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ömer ibn-i Hafsin. Kitapta Amir yazmış ama doğrusu Ömer ibn-i Hafsin. Kâle haddesena Ebi. Kâle haddesena Lâmış. Kâle Amr ibn-i Mürre. An Abdillah ibn-i Selme. An Aliyyin radıyallahu anh. Hazreti Ali'den rivayet eyledi. Kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz oldu. Yakravul Kur'an'ı, Kur'an'ı okur oldu. Alâ kulli hâlin, her bir halda, illel cenâbete, cenâbet halında değil, başka halların hepsinde Kur'an'ı okurdu. Haddesena Muhammed ibn Amr ibn Yunus Es-Sûsiyyü kâle haddesena Yahya ibn İsa an ibn Ebi Leyla an Amr'in an Abdullah ibn Selme, yine Abdullah ibn Selme'den rivayet ediliyor. En Ali'in radıyallahu anh, o da Hazreti Ali'den. Kâle Hazreti Ali kerramallahu veçhe buyurdular ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. Yuallimuna, bize öğretirdi. El Kur'an'a, Kur'an'ı alâ kulli hâlin, her bir hal üzerine olduğu halde Kur'an'ı öğretirdi. İllel cenâbete, illa cünüb olarak değil. Yani abdestsiz olduğu vakitte de bize Kur'an-ı Kerim'i öğretirdi. Yalnız cünüb olduğu vakitte değil. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki سَسِيمَا رَوَيْنَاهُ, bizim rivayet etmiş olduğumuz bu hadisi şeriflerde olucudur. Kimden rivayet etmiş olduğumuz? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğumuz bu hadisi şeriflerde olucudur. إِبَاحَةُ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى, Allah-u Teala'nın zikrinin mübah olduğu. Allah-u Teala'yı zikretmek mübahtır. Ela gayri vudu'in, abdestsiz olduğu halde. Abdestin gayrisi üzerine olsa bile, yani abdestsiz olsa bile Allah'ı zikretmek mübah olucudur. Bu hadislerden bu çıkar. Ve kıraatil Kur'ani, Kur'an'ın kıraatinin ibahesi de mübah olması da olucudur. Kezalik, yani abdestsiz olduğu halde. Ve men'ul cünübi, cünübün de men'i olucudur bu hadislerde. Min kıraatil Kur'an'ı, Kur'an'ı okumaktan cünübün men'i olucudur. Hasreten Kur'an okumak. Kur'an okumak cünübe caiz değildir. Cünüb bunu yapamaz. Ama diğer abdestsiz olanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirler. Allah'ı da zikredebilirler. Cünüp Allah'ı zikredebilir ama hasreten Kur'an okuması caiz değildir ona. Kur'an okuyamaz ama o da Allah'ı zikredebilir. İşte bu hadisi şeriflerden bu anlaşıldı ve hükmün neticesi de budur. Hulasa, cünüp olan bir adam Kur'an okuyamaz, Allah'ı zikredebilir. Abdestsiz olan bir adam Kur'an da okur, Allah'ı da zikreder. İşte bu okuduğumuz hadisi şeriflerden bu hüküm böylece beyan edildi, meydana çıktı. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kad ruviyan Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem eyda. Yukarıda Resulullah Efendimiz'den gelen rivayetler gibi yine Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. Fîmâ şul, bir hüküm hakkındaki yedüllü delaletidir. Elâ ibâheti zikrillâhi teâlâ, Allah-u Teâlâ'nın
sikrinin mübah olmasına delalet eder. Ela gayri taharetin abdestsiz. Abdestsiz olduğu halde Allahu Teala'yı zikretmek mübahtır diye buna delalet eden hadisler rivayet edildi. Maşul bir hadis ki haddesena Fehdun. İmam-ı Tahavi buyuruyor ki Fehd bize rivayet eyledi. Kale haddesena el-Hasan. El-Hasan ibn-i Rabi'ye. Kale haddesena Ebu'l-Ahvas. En-il-A'meş. En-Simr ibn-i Atiyye. En-Şehri ibn-i Havşeb. Kale. Şehri ibn-i Havşeb dedi ki haddesena Ebu Zabiye. Ebu Zabiye bize rivayet eyledi. Kale semiyotu Amr ibn-i Abese. Amr ibn-i Abese'yi işittim. Yekulu der olduğunu işittim ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurdular ki ma min imri'in müslimin hiçbir Müslüman adam olmadı ki yebitü geceler tahiren temiz olduğu halde yani abdestli olduğu halde beytutet eder geceler ala zikrillah Allah'ın zikri üzerine Allah'ı zikrederek abdestli yatar fe yetearru minelleyin, geceden Allah'ı zikrederek uyanır. Yani uyanır, uyanmaz zaman Allahu Teala'yı zikreder. Hiçbir kimse böyle olmadı. Yes'elullaha Teala. O adam uyandığı gibi de ister Allah'tan şey'en min emri dünya vel ahiret, dünya ve ahiret emrinden bir şey ister. Olmadı illa a'tahu, Cenab-ı Hak verdi, iyyahu ona verdi. Cenab-ı Hak ona onu verir. Ne isterse. حدثنا ابن مجذوق قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال كنت انا وعاصم ابن بهتله وثابت حماد diyor ki ben Asim ibn Behdele bir de Sabit beraber idik fehaddese Asimun an Şehr ibn Havşeb Asim Şehr ibn Havşeb'den rivayet eyledi o da kimden an Ebi Zabiyye'te Ebi Zabiyye'den rivayet eyledi O da kimden? En Muaz ibn-i Cebel. Muaz ibn-i Cebel'den rivayet eyledi. An-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eyledi. Mislehu aynı hadisi şerifi mislini. Yani her kim abdestli olarak Allah'ı zikrederek yatar, uyursa, sonra gece uyandığı gibi Allah'ın zikriyle uyanır. Ondan sonra da abdest alır, namaz kılar. Vallahu Teala'dan dünya ve ahiret emrinde ne isterse Allahu Teala onu verir. غَيْرِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ Şu kadar var ki bu ikinci rivayette zikreylemedi ala zikrillah. Yatarken Allah'ın zikri üzerine yatar. Bu kayıt yok. Yani temiz abdestli olarak yatarsa. قَالَ سَابِتٌ Sabit dedi ki قَدِمَ عَلَيْنَا فَحَدَّسَنَا هَذَا الْحَدِيثِ Biz bunu Şehri ibn-i Havşef'ten rivayet ediyorduk. Fakat sonra Ebu Zebiye'nin kendisi geldi. Kendisi de bu hadisi şerifi bize rivayet eyledi. Yani evvelce bunlar Şehr ibn-i Havşeb'den rivayet etmişlerdi. O da Ebu Zabiye'den. Bizzat Ebu Zabiye'nin kendisi geldi. Aynı hadisi şerifi o rivayet eyledi. Maz ibn-i Cebel'den. O da Resulullah Efendimiz'den. Ve la a'lemuhu Hammad ibn-i Seleme diyor ki ben bilmedim yani sabiti illa yani Ebu Zabiye. Yani kadime aleynedel Sabit diyor ki kadime aleyna bize gudum etti. Kim gudum etti? Ve la alemuhu illa yani Ebu Zebiye. Bunu bilmedim. Sabit bununla Ebu Zebiye'yi kastettiğini bildim. Yani Ebu Zebiye'nin kendisi geldi demek. Kultu li Hammad. Hammad'a ben dedim ki en muazin Ebu Zebiye Muaz'dan mı rivayet eyledi? Kale en muazin Muaz'dan rivayet eyledi. E şimdi bu hadisi şeriflerde delalet ediyor ki bir adam uykudan kalkar kalkmaz Allah'ı zikredebilir. Halbuki uykudan kalkan adamın abdesti olmaz. Allah'ı zikretmek caiz oldu. Haddesena Rabi'ul Ciziyyü. Kale haddesena Ali ibn-i Mâbet. Kale haddesena Ubeydullah ibn-i Amri. An Zeyd ibn-i Ebi Üneyse. An Asim ibn-i Ebi Nücud. An Şimr ibn-i Atiyye. Fe zekere mislehu bi isnadihi. İmam-ı Tahavi Rabi'ul Cizi tarikiyle aynı hadisi şerifi bu isnatla zikrediyor. فَهَذَا اِذَا بَعْدَ النَّوْمِ İşte bu da uykudan sonra. Allah'ı zikretmek uykudan sonra oluyor. فَفِي ذَٰلِكَ بُنْ دُورُجُدُرْ اِبَاحَةُ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى بَعْدَ الْحَدَسِ Hadesten sonra Allah'ın zikri mübah olduğuna delalet edicidir. Abdestsiz olduğu halde Allah'ı zikretmek mübahtır. Bundan bu hüküm çıkar. وَقَدْ رُوِيَنَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا
Hazreti Ayşe'den de rivayet edildi. Min zalik, abdestsiz Allah'ı zikretmenin mübah olduğu hakkında şeyün bir şey, ondan da rivayet geldi. Haddesena Ali ibn Ma'bed قال حدثنا علي بن منصور قال حدثنا ابن ابي زايد عن ابيه عن خالد بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها Hazreti Ayşe'den rivayet olundu. قالت buyurdular ki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz oldu. Yezkurullah, Allah'ı zikrederdi. Ala kulli ahyanihi, vakıtlarının hepsinde. Abdestli olsun olmasın hepsinde Allahu Teala'yı zikrederdi. Ala kulli ahyanihi dedi ki bu. Fefi hada, bunda da olucudur. İbahetü zikrillahi azze ve cel, Allahu Teala'nın zikrinin mübah olması fi halil cenabeti, cenabet halında da. Ala kulli ahyani, bütün hallarında deyince abdestli olur, abdestsiz olur, cünüp olur. Ve leyse fihi, bu hadis-i şerifte olmadı. Ve la fi hadisi Ebi Zabi, Ebi Zebiye'nin hadisinde olmadı. Min kıraatil Kur'ani şeyun, Kur'an'ı okumaktan bir şey yoktur. Yani Allah'ı zikreder diyor. Kur'an da okuyabilir mi? Bu rivayet gelmedi. Ve fi hadis Ali radıyallahu anh, Hazreti Ali'nin hadisinde orucudur. Beyanu ferki ma beyne kıraatil Kur'an ve zikrillahi teala. Kur'an-ı Kerim'i okumakla Allah-u Teala'yı zikretmek arasındaki fergin beyanı orucudur. Fi halil cenabeti, cenabet alında. Hazreti Ayşe'den gelen bu rivayette, bir de Muaz'dan gelen rivayette Allah'ı zikredebilir diye geldi. Fakat Kur'an meselesi zikredilmedi. Fakat beride Hazreti Ali Kerremullah ve Şeyh'den gelen rivayette ikisinin arası tefrik ediliyor. Şimdi bu hadisi getiriyor Hazreti Ali radıyallahu anh'dan gelen rivayeti. وَكَدْ رُوْيَ اِذَا فِي النَّهْيَنْ قِرَاءَةِ الْقُرَانِ فِي حَالِ الْجَنَابَةِ Hz. Ali Kerramullah ve Sen'in hadisinde geçmiş diye ki Kur'an okumak cünübe caiz değil. Onu teyit ve tekit eden diğer bir rivayet daha var ki cünüp halinde Kur'an okumadan Resulullah Efendimiz nehyeylemiştir. Evet, bu rivayet edildi. Maşhur bir hadis ki haddesene ibn Ebi Davud قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر'den rivayet ediliyor. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki la yaqra'u junub wa la al-haid junub, ve hayızlı kadın okumaz el-Kur'an'ı, Kur'an'ı okumaz, yani okumasın. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عمرو بن خالد حا وحدثنا رفح بن الفرج قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن ثعلبة بن ابي الكنود عن مالك بن عبادة الغافقي قال مالك بن عبادة الغافقي diyor ki اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz yemek yedi ve huve cünübün, halbuki kendisi cünüp idi. فَاَخْبَرْتُ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ Hazreti Ömer'e haber verdim ki Resulullah Efendimiz cünüp olduğu halde taam yedi. فَجَرَّنِي اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دُدْدِ Beni çekerek götürdü Resulullah Efendimiz'e. فَقَالَ Ya Resulallah, dedi ki Ya Resulallah, اِنَّ هَذَا Bu adam, yani Übadet İbn-i Gâb, Malik İbn-i Übade اَخْبَرَنِي Bana haber verdi ki اَنَّكَ اَكَلْتَ وَاَنْ دَ cünüp Sen cünüp olduğun halde yemek yedin, böyle haber verdi. Kale Resulullah Efendimiz buyurdu ki naam, evet, ben cünüp iken etmek yedim, taam yedim. İza tavaddatu, abdest aldım mi, ekeltu, tavaddatu, abdest aldım, ekeltu, yedim ve şerbetü içtim. Abdestimi aldım, yedim, içtim. Velakinni la usalli, ben namaz kılmadım. Ve la akra, Kur'an da okumadım. Yani velakinni la usalli, ben namaz kılmam. Ve la akrahu, Kur'an da okumam. Da ağtesiyle gusledinceye kadar. Yani madem cünübüm ben, cünüp namaz kılamaz, Kur'an da okuyamaz ama abdest alır, ağzını burnunu yıkar, abdest alır, yemeğini yer, suyunu içer. Bu hadisi şerifte de delalet var ki cünüp Kur'an okuyamaz. Fakat Allah'ı zikredebilir. Fefi hazeynil eserin, bu iki eserde orucudur. Men'ül cünübi min kıraatil Kur'an. Cünübi Kur'an okumaktan meni orucudur ki kıraati Kur'an yapamaz.
ve fi ahadihima men'ul haid min zalik. Bu iki hadis-i şerifin birisinde cünüp okuyamaz. Yukarıki hadiste ki Abdullah İbni Ömer'den gelen rivayette cünüp de Kur'an okuyamaz, haiz de Kur'an okuyamaz. İkisi de var. Fesebete bima fi hazeynil hadiseyn. Bu iki hadiste olan rivayetle sabit oldu. Ma'ma fi hadisi Ali'in radıyallahu anh Hazreti Ali kerramullah ve çevreden rivayet edilen hadiste olan hükümle beraber ki ennehu la bese. Şu sabit oldu ki beis olmadı. Bi zikrillah Allahu Teala'yı zikretmekte beis yoktur. Ve kıraatil Kur'an, Kur'an okumakta da beis yoktur. Fi halil hadesi abdestsiz halinde. Gayrel cenabet ve hayz. Cenabet ve hayzın gayrısında. Cünüp ve hayz olmadı mı? Bir adam Allah'ı zikredebilir, Kur'an'da okuyabilir. Fakat cünüp ve hayzlik adam Kur'an okuyamaz. Evet. İkisi birbirinden ayrılıyor. Ve fi ve enne kıraatel Kur'an, Kur'an'ı okumak, hasseten Kur'an okumak mekruhetun, mekruhtur, memnudur. Fi halil cenabeti vel hayz, cenabet halinde, hayz halinde hasseten Kur'an okumak memnudur, mekruhtur. Fe aradına biz murad ettik, enden zora bakalım ki eyyü hadil asar, bu eserlerin hangisi teakhara teakhur etti, fe necalehu biz onu kılalım. Nasıhan nasih kılalım, lima tekeddeme tekeddüm edeni nasih kılalım, buna baktık. Fenezerine biz baktık fi zalik, bu mesele hakkında ki bu hadislerin hangisi evvel varid olmuş, hangisi sonra varid olmuş. Feize ibn-i Ebi Davud, baktık ki İbn-i Ebi Davud kad haddesena, bize rivayet eyledi. Kale haddesena Ebu Küreyb, kale haddesena Muaviyyetü ibn-i Hişam an Şeyban, Şeyban yazılı fakat doğrusu Süfyan, Süfyan-ı Sevri. An Süfyan an Cabir'in en Abdullah ibn Ebi Bekir. Abdullah ibn Ebi Bekir. O arada bir Muhammed ve an Ziyade yazılı. Doğrusu an Abdullah ibn Ebi Bekir ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm. Bundan rivayet eyledi. O da kimden? An Abdullah ibn Alkamete ibn Fagwa. Abdullah ibn Alkamete ibn Fagwa'dan rivayet eyledi. An Abihi. Abdullah da babası Alkamete ibn Fagwa'dan rivayet eyledi. Kale buyurdu ki kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. İza ehrakel ma suyu döktü mi? Yani bevletti mi? İnnemâ nükellimuhu biz ona söylerdik. Konuşurduk. Fela yükellimine o bizimle konuşmazdı. Biz onunla konuşurduk. O bizimle konuşmazdı. Ve nüsellimu aleyhi biz ona selam verirdik. Fela yeruddu aleyhine o bize selamı reddetmezdi. Hatta nezelet hatta nazil oldu. Estaizu billah ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ile salâh. Sıdakallahu lezim. Bu ayet-i kerime nazil oldu. Yani bu ayet-i kerime nazil olmasından evvel Resulullah Efendimiz abdestsiz oldu mi? Biz konuşurduk, o konuşmazdı. Biz ona selam verirdik, o reddetmezdi. Ta ki bu ayet-i kerime nazil oldu. Ondan sonra abdestsiz olduğu halde konuşmaya da başladı ve selamı reddetmeye de başladı. Öyleyse demek evvelce abdestsiz selam alınmazmış. Fakat Allah zikredilmezmiş. Sonradan ayet-i kerime nazil olunca onu nesk etti. Bundan bu anlaşıldı şimdi. Fehber Alkemetu Alkeme haber verdi fi hadel hadis. Bu hadiste anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den haber verdi ki enne hükmel cünübi cünübül hükmü. Daha doğrusu burada mühtis olacak. Yani abdestsizin hükmü kâne indehû. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indinde oldu. Kebden üzülü hadil ayet. Bu ayet nazil olmazdan evvel abdestsizin hükmü oldu. En la yetekelleme konuşmamak. Ve en la yerudde selam selamı reddetmemek oldu. Hatta nesahallahu azze ve celle Cenab-ı Hak nesk eyledi. Zalike bu konuşmamazlığı bi hadil ayet. Bu ayet ile nesk etti ki yani abdestsiz olduğunuz halde siz Allah'ı zikredebilirsiniz. فَاَوْجَبَ Cenab-ı Hak vacip kıldı. Biha bu ayetle اَتْتَهَارَةَ تَهَارَةِ abdesti عَلَى مَنْ اَرَادَ الصَّلَاةَ namazı murad eden kimseye vacip kıldı. Hasseten ona vacip kıldı. Abdest almak kime vaciptir? Namaz kılmak murad eden kimseye. Namaza kıyam edeceği vakitte abdestsiz namaz kılamaz. Abdest ona vaciptir.
Fesebete bizalik, bununla sabit oldu ki enne hadise Ebu'l-Cehm'in rivayet eylemiş olduğu hadis ve hadise İbn-i Ömer ve İbn-i Abbas, İbn-i Ömer'in, İbn-i Abbas'ın hadisleri ve Muhacir, Muhacir'in hadisleri ki bunlar selami reddetmeyi için Resulullah Efendimiz teyemmüm ederdi diye yukarıda geçmişti. Bunlar, bu hadisler mensuhatun kulluha, hepsi mensuhtur. Yukarıda geçmişti ki Resulullah Efendimiz'e selam verdiler de onların selamını reddetmedi, teyemmüm etti de sonra selamlarını reddetti. Öyleyse bu ayeti kerime onları da neshetmiş oldu. Ve ennel hükmellezî, şöyle bir hüküm ki fi hadisi Ali'in radıyallahu anh Hazreti Ali'nin hadisinde olucudur. Evet. Müteahhirun müteahhirdir. Anil hükmellezî, şöyle bir hükümden ki fiha, bu hadisler de olucudur. İbn-i Ömer, İbn-i Abbas, Muhacir'in rivayet eylemiş oldukları, Ebu Cehim'in rivayet etmiş olduğu hadislerin hükmü mensuh oldu. Hazreti Ali radıyallahu teala anh'ın rivayet etmiş olduğu hadisler. Vakat delle ala zalik. Bu nesha delalet eyledi. Eyda, işte bu ayeti kerimede beyan edildiği gibi maşhur bir hadis ki haddesena Fahdun. Fahd bize rivayet eyledi. Kale haddesena Ebu Nuaym. قال حدثنا الحسن بن صالح قال سمعت سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس وابن عمر يقرأان القرآن عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر قرآن okurdular ve huma ala gayr vudu, onlar da vudu üzerine değillerdi, yani abdestsiz oldukları halde Kur'an okurdular. Halbuki onlardan rivayet edilmişti ki selam da Allah'ın zikri olduğundan teyemmüm etmemiş Resulullah Efendimiz selamları almazdı. Buna mukabil onların kendileri Kur'an okurdular abdestsiz olduğu halde. Abdest okurdular. O rivayetleri başka türlü oldu, amelleri de başka türlü oldu. Bu da delalet etti ki bunlar o evvelki hükmün mensuh olduğunu biliyordular. Haddesena Süleyman ibn Şeyb kâle haddesena Abdurrahman ibn Ziyad kâle haddesena Şöbe an Selamete bin Küheyl fezekere bi isnadihi nehvehu. İmam-ı Tahavi eyni hadisi şerifi Süleyman ibn-i Şeyb terikkele de rivayet ediyor. Haddesena Muhammed ibn-i Haccac kâle haddesena Halid ibn-i Abdirrahman en Hammad ibn-i Selemeha ve haddesena ibn-i Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammadun en Hümeydin en Ekrimete an ibn-i Abbasın radıyallahu anhu mislehu. İşte bunları İmam-ı Tahavi ayrıca eyni hadisi şerifi bu senetlerle de zikrediyor. Haddesena İbrahim ibn-i Muhammed'in Sayrefiyyü kâle haddesena Müslim ibn-i İbrahim قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس رواية إلى ذلك أنه كان يقرأ حزبه وحزب وكرد وهو محدث كنسد عبد السزيد حزب demek kendisine Kur'an'dan evrattan bir şey tahsis eder, her gün onu okumaya devam eder. Buna herkesin kendi bir adeti var, ona hizip derler. Abdullah ibn Abbas da kendisine böyle bir hizip tahsis etmişti. Abdestsiz olduğu halde bunu okurdu. Bu da delalet etti ki Allah'ı zikretmeyi için abdest almak şart değildir. Haddesena ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammadun kâle ehberenî el-Ezrak ibn Qaysin an racülin yukâlu lehu Eban. Kendisine Eban denilen bir adamdan Ezrak ibn Qays rivayet eyledi. Kâle kultu ibn Ömer. O Eban dedi ki ben Abdullah ibn Ömer'e dedim ki İza ehrektul ma'a, ben su döktüğüm vakitte ezkurullah'ı, Allah'ı zikredeyim mi? Kale eyyü şeyin, nedir İza ehrektul ma'a, ben su döktüğüm vakitte diyorsun, su dökmek nedir? Kale o zat dedi ki İza bültü, yani idrar ettiğim vakitte su döktüm, yani idrar ettim, bevlettim bu manaya. Kale na'am uzkurillah, evet bevilden sonra abdest olursan fakat Allah'ı zikreyle. Fahada ibn Abbas, işte Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh ve ibn Umar radıyallahu anh, bunların her ikisi de katre ve yani Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet eylediler ki ennehu Resul-i Ekrem Efendimiz lem yeruddes selame, selami reddetmedi. Fi halil hadesi, hades halinde abdestsiz olduğu vakitte selam almadı. Hatta yeteyemmeme, teyemmüm edinceye kadar selamı almadı, reddetmedi. Teyemmüm etti, ondan sonra ve aleyküm selam dedi. Bunlar bu hadisi rivayet ettiler. Ve huma, halbuki her ikisi de fakat kara'el Kur'an'a, Kur'an'ı okudular fi halil hadesi, hades halinde. Abdestsiz oldukları halde Kur'an'ı okudular.
Şimdi rivayetleri başka türlü. Emelleri de başka türlü oldu. Ve la yecudu zâlike indena. Bizim indimizde bu caiz değildir. Hem Resulullah Efendimiz'den hadis rivayet etsinler hem de onunla amel etmesinler. Bu caiz değildir. İlla vakat sebeten nesku. İlla nesih sabit olmuştur. Eyda yukarıdaki rivayetler gibi indehuma bunların indinde de bu hükmün nesh edildiği sabit olmuştur da onun için. Yani evvelce abdestsiz Allah'ı zikretmek yoktu. Fakat sonradan ya eyyühellezine amen izâ kumtum ile salâti fâsulû vücûhekum bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra evvelki hüküm nesh edildi. Abdestin vücubi yalnız namaz kılanlar için kaldı. Fakat tâbe'ahuma Abdullah ibn Ömer ile Abdullah ibn Abbas'a tabi oldular. Alâ mâ zehebâ ileyhi. Onların gitmiş olduğu bu hükümde onlara tabi oldular. Minha da bundan, yani abdestsiz olarak Kur'an okumada onların yaptığı gibi başkaları da onlara tabi oldu. Abdestsiz olduğu halde Kur'an okudular. Kim? Kavmun bir kavm. Bir kavm da onlara tabi oldu ve öyle amel ettiler. Onları beyan et. Ve kettâbe'ahumâ Abdullah ibn Ömer ile Abdullah ibn Abbas'a tabi oldular. Alâ maşhur bir şey üzerine ki zehebe onlar gittiler ileyhâna. Minhâ da bu meselede. Yani bu mesele hakkında hâle hadeste selâmi reddetmez diye rivayet ettiler ya. Ondan sonra da bunun nesk olduğuna gâil oldular ve mühdis oldukları halde, abdestsiz oldukları halde Kur'an okudular. Bu hüküm üzerine bu nesk'i kabul ederek abdestsiz iken Kur'an okuyanlardan bir cemaat daha bunlara muvaffakat etti. Onları da burada beyan ediyor. Diyor ki İmam-ı Tahavi haddesena ibn-i Huzeyme kâle haddesena haccacun kâle haddesena hammadun en hammadil kufi en İbrahim'e en ibn-i Mesud. İbrahim'in Nehay'ı diyor ki Abdullah bin Mesud kâne yukburiyu racülen bir adamı okutuyordu. Kur'an öğretiyordu. فَلَمَّنْ تَهَا اِلَى شَاتِئِ الْفُرَاتِ Fırat'ın kenarına vardılar. كَفَّ عَنْهُ Abdullah ibn Mesud'dan imtina etti. اَرَّجُلُ o adam. Burada şart ediyor ki Fırat'ın kenarına gittiler. Abdullah ibn Mesud küçük abdestini yaptı. Bunu adam görünce, Kur'an öğrenen adam görünce Kur'an öğrenmeden vazgeçti, durdu. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ مَسُودُ Ona dedi ki, مَالَكَ Sana ne oldu? Yani niçin durdun, niçin okumuyorsun? قَالَ O adam dedi ki, اَحْتَسْتَ Sen abdestsiz oldun. Abdestsiz oldun, Kur'an okuyamazsan da onun için ben de durdum. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ مَسُودُ Buyurdular ki, اِقْرَى Oku. فَجَعَلَ يَقْرَى O adam okumaya başladı. وَجَعَلَ يَفْتَحْ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ مَسُودُ da önünü açardı aleyhi o adama. O adamın ilerisini söylerdi. Abdullah ibn Mesud okuyor. O da onunla beraber okuyordu. Yani okutmaya devam eyledi. Bu hadiste devam ediyor ki bu hadiste de beyan ediyor ki abdestsiz Kur'an okuyabilir. Haddesene ibn-i Huzeyme gâle haddesene haccacu gâle haddesene hammadunin asimil ahvel an azre. Azre diyor fakat sahihi en urve. En Urve, en Selman, Selman-ı Farisi'den ennehu ehdese, Selman-ı Farisi abdestsiz oldu. Fece'ale yakra, abdestsiz olduktan sonra da Kur'an'ı okur oldu. Fakile lehu ona dediler ki etekrehu, sen Kur'an okuyor musun? Vakat ehdeste, halbuki abdestsiz oldun. Kale naam, dedi ki evet okurum. İnni lesbü bi cünübim, ben cünüp değilim. Yani cünüp olan Kur'an'ı okuyamaz, abdestsiz olan Kur'an'ı okuyabilir. Şimdi Abdullah ibn Abbas ve Abdullah ibn Ömer abdestsiz oldukları halde Kur'an okudular ya, ona tabi olan Abdullah ibn Mesud'dan da rivayet geldi ve Selman-ı Farisi'den de rivayet geldi. Bunlar da okudular. Haddesena Süleyman Haddesena Süleyman ibn-i Şeyb Kale haddesena Abdurrahman ibn Ziyad Kale haddesena Şöbetu Kale seeltu Katadete Ben Katade'ye sordum. Hani racüli bir adamdan ki yakravul Kur'an'ı, Kur'an'ı okuyor. Ve huve gayru tahir. O da tahir değil, yani abdestli değil. Bunun hükmü nedir diye sordum. Fekale Katade buyurdular ki Semiyatü Sa'id ibn el-Müseyyeb.
Said ibn-i Müseyyeb'i işittim. Yakulu derdi ki, kâne Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Ebu Hureyre oldu. Rubbemâ gara'es surete, çok kere sureyi okurdu. Yani bir sureyi baştan sonuna kadar okurdu. Ve ve gayru tahirin. O da tahir değildi. Yani abdestli değildi. Burada Hazreti Ebu Hureyre'nin de Kur'an okuduğu rivayeti geldi. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Vehb ibn-i Cerir en şöbete en katâdete en sa'idin en Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu mislehu. Hazreti Ebu Hureyre'nin abdestsiz olarak Kur'an okuduğunu yukarıda İmam-ı Tahavi Süleyman ibn Şuayb'den burada da İbn-i Merzuk'tan rivayet ediyor. Haddesene ibn-i Huzeyme kâle haddesene Haccacun kâle haddesene Hammamun en katâdete fezekere bi isnadihi mislehu. Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bu rivayeti İmam-ı Tahavi İbn-i Huzeyme terikiyle de rivayet ediyor. Fakat sebete sabit olduğu bir tasihih ma reveyna bizim rivayet etmiş olduğumuz bu hadislerin tasihihiyle sabit oldu ki ne sabit oldu? Neshu hadisi İbn-i Abbas'ın radıyallahu anh İbn-i Abbas'ın rivayet etmiş olduğu hadisin nesh edildiği sabit oldu. Daha doğrusu İbn Abbas değil de İbn Ömer. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayet etmiş olduğu hadisin ki yani abdestsiz olan adam Allah'ı zikredemez rivayet ettiği hadisin mensuh olduğu sabit oldu. Ve men tabi'hu ona tabi olanlar da abdestsiz Allah'ı zikredemez diyenlerin rivayetleri de mensuh olduğu, neshedildiği sabit oldu ve sübutu hadisi Ali'nin radıyallahu anh Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hadisinin sübuti sabit oldu. Alama vel bir şey üzerine ki kat şeddehu ve ni şeddedenle beraber minekvali sahabe, sahabenin kavullerinden. Hazreti Ali radıyallahu anh'den rivayet edilen abdestsiz adam Kur'an okuyabilir. Bu hadis sabit oldu ve ashabtan da birkaç saat bunu teyit ve tekit eylediler ki onlar abdestsiz oldukları halde Kur'an okudular. Febizalike işte bununla nehuzu alırız. Bu rivayeti alırız. Fenekrehu kerih görürüz. Yani haram kılarız. Lil cünübi cünübe vel haidi heyizli kadına kıraetel ayeti, ayetin okumasını ne olduğu halde bu ayet tammeten tam olarak ayetin tamamını okumasını haram kılarız. Ama ayetin bir kısmını okusa ki ayet denilecek kadar bir şey olmazsa o caiz. Ve la nera bizalike be'sen bunda beis görmeyiz. Lillezî şul bir kimseye ki yani Kur'an okumayı beis görmeyiz şul bir şahsa ki alâ gayr vudûin abdest üzerine değildir. Abdesti değildir. Ona onda beis yok. Ve lâ nerâ lehum cemî'an ister cünüb ister heyizli ister abdestsiz olsun bunların hiçbirisine evet beis görmeyiz. Cemî'an be'sen beis görmeyiz. Zikrillâhi Teâlâ Allah-u Teâlâ'nın zikrini beis görmeyiz. Yani Allah-u Teâlâ'nın ismini abdestsiz de zikreder, cünüp de, heyizli de, hepsi de Allah-u Teala'nın ismini zikreder. Yalnız tam bir ayeti kerimeyi cünüp, heyizli okuyamaz, abdestsiz okur. Ve kadru yani Ömer bin Hattab radıyallahu anh Hazreti Ömer'den de rivayet edildi. Fî men'il cünübi eyza cünübün men'inde min kıraetül Kur'an, Kur'an okumaktan men edilmesinde Hazreti Ömer'den de rivayet geldi. Hangi rivayet? Ma ol bir şey ki yuvasukum muvasuk olur makuluna bizim dediğimize yani cünüp Kur'an okuyamaz dediğimize Hazreti Ömer'den de ona muvafık bir rivayet geldi. Rivayet de şu. Haddesena İbrahim ibn Muhammed'in Sayrafiyye kâle haddesena Abdullah ibn Raca kâle haddesena Zâidetü en el-Âmeş en Şakîk en Abîdete Abîdetü Selmâni kâle kâne Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer oldu. Yekrehu kerih görür oldu. Neyi? En yekre el Kur'an'ı Kur'an'ı okumayı ve huve cünübün o cünüb. Cünüb olduğu halde Kur'an okumayı kerih görürdü. Burada kerahat kerahati tahrimiye. Yani caiz görmezdi. Haddesena Fehdun kâle haddesena Ömer ibn Hafsin kâle haddesena Ebi kâle haddesena Lâmeş fezekere mislehu bi isnadi İmam-ı Tahavi Fehd terikiyle de Hazreti Ömer'in bu hadisini rivayet ediyor. Diyor ki Hazreti Ömer cünüp olduğu halde Kur'an'ı okumayı kerih görürdü yani haramdır derdi. Fahada işte bu rivayet indana bizim indimizde evla daha evladır min kavli İbn Abbas radıyallahu anh
Abdullah ibn Abbas'ın kavlinden. Lima ol bir şey için ki kad vafakahu, ona muvafakat etti. O da neden mi? Ma kad raveynahu, bizim rivayet etmiş olduğumuz hadislerden. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Fi hadisi Ali ibn Ebi Talib ve İbn Ömer. Ali ibn Ebi Talib ve İbn Ömer radıyallahu anhuma ve Ebi Musa, Ebu Musa el-Eşeri olacak. Ebu Musa el-Eşeri'nin rivayet ve Malik ibn Ubade, Malik ibn Ubade'den rivayet edilen hadislerde cünüp Kur'an okuyamaz. Evet, geldiydi ya işte, Hazreti Ömer'den de geldi. Bunlar daha evla oldu. Abdullah ibn Abbas'ın kavlinden, rivayetinden daha evla oldu. Vahva işte bu. Kavlu Ebi Hanifet, Ebu Hanife'nin kavli budur. Ve Ebi Yusuf ve Muhammed ibn Hasan. Bu üç imamın kavli budur. Rahimahumullah. Allah onlara rahmet eylesin. İmam-ı Şafii'nin, Ahmed ibn Hanbel'in rivayetleri de budur. Yani cünüp Kur'an okuyamaz, hayızlı Kur'an okuyamaz. Fakat Allah'ı zikrederler. Abdestsiz hem Kur'an okur hem de Allah'ı zikreder. Ve Malik fi rivayetin, bir rivayette İmam-ı Malik de böyledir. İmam Malik'in diğer bir rivayetinde hayızlık adına cevaz veriyor. Ve cumhurul ulema, cumhur-ül ulemanın da mezhebi budur ki cünüp ve heyizli katın Kur'an okuyamaz. Ve kadru yani İbn Abbas'ın radıyallahu anhu eyza. Abdullah İbn Abbas'tan da rivayet edildi. Caiz değildir dedi. Rivayet etti fakat caizdir diye de rivayet edildi. Ma ul bir şey ki yedullu ala khilafi ma revahu nafi'un anhu. Nafi'un Abdullah İbn Abbas'tan rivayet etmiş olduğu hadise muhalif olan bir rivayet de var. Fi hadisi Muhammed İbn Sabit. Muhammed ibn Sabit'in hadisinde ellezî zekernâhu, biz o hadisi zikreyledik. Fîmâ tekaddeme, tekaddüm eden yerde, fî kitâbina da, bu kitabımızda yukarıda zikreylemiştik ya ki Abdullah ibn Abbas caiz değildir dedi ya abdestsiz Allah'ı zikretmek. Halbuki Abdullah ibn Abbas'tan ona muhalif bir rivayet daha var ki abdestsiz Allah'ı zikredebilir. Bu rivayet de şu. Haddesena Yunus, kal haddesena Süfyan, an Amr ibn Dinar, an Sa'id ibn al-Huveyris, an ibn Abbas radıyallahu anhum, Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edildi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, kharece min al-khala, khaladan çıktı. Fata'ame, ta'm etti, yani yemek yedi. Fekile lehu, ona denildi ki, ela tatavadda, abdest almaz mısın? Yani o ki yemek yiyeceksin. Ya Resulullah, abdest almadan yemeği nasıl yersin? Fekale, buyurdu ki inni la uridu en usalliye fe atavadda, ben namaz kılmak murad etmiyorum ki abdest alayım. Namaz demek ki abdest ne için? Namaz için. Yoksa yemek yemeği için abdeste lüzum yok. Haddesene Ebu Bekir'te, kale haddesene Ebu Asim, kale haddesene İbn-i Cüreyt, kale akbereni Sa'id İbn-i Hüveyriz, fesekere mislehu bi isnadihi. İmam-ı Tahavi Ebu Bekir Terki ile aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Muhammed ibn-i Minhal, kâle haddesene Yezid ibn-i Züreyh, kâle haddesene Ravuh ibn-i Kasim, en Amr ibn-i Dinar fezekere mislehu bi isnadihi. İbn-i Ebi Davud Terki ile de İmam-ı Tahavi bu hadisi şerifi rivayet edildi. حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو مثله بإسناده يعني أين حديث الشريف محمد بن الحجاج ترك الذي ما تحاول روايته الذي أفلا ترى قرمز مسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كريم فن مسلم ما قيل له وقتك ونادين الذي ألا تتوضأ عبد الصمز مسن يا رسول الله فَقَالَ buyurdular ki لَا اُرِيدُ الصَّلَاةَ فَاَتَوَضَّ ben namazı murad etmiyorum ki abdest alayım. Demek ki abdest ne içindir? Namaz içindir. Namaz için vaciptir. فَاَخْبَرَ Resulullah Efendimiz haber verdi ki اِنْ اَنَّ الْوُضُوَ abdest اِنَّمَا يُرَادُ لِسَّلَاةِ namaz için murad edilir, namaz için alınır. لَا لِزِّكِرْ zikir için değil. Çünkü zikir abdestsiz de caizdir. فَهَذَا بُوْ مُعَارِدٌ لِمَا رَوَيْنَهُ bizim rivayet etmiş olduğumuz hadise muarizdir. Ali bin Abbas'ın radıyallahu anh, Abdullah bin Abbas'ın rivayet edilen hadise. فِي اَوَّلِ هَذَا الْبَابِ bu babın evvelindeki Allah'ı zikretmek abdestsiz olduğu halde mekruhtur diye rivayet vardı ya,
Buradaki hadis ona muarit oldu. Bundakinde beis yok. Orada mekruh diye rivayet oldu. Bunda da caizdir diye rivayet olundu. Ve hâzâ bu hadis kerahat olmaması evlâ daha evladır. Sebep Abdullah bin Abbas'tan mekruhtur diye rivayet var. Mekruh değildir diye de rivayet var. Fakat mekruh değildir diye bu rivayet daha evlâ oldu. لَاَنَّ اَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَ عَبْدُ بِنْ عَبَّاسٍ amile bihi kerahat yoktur diye yapmış olduğu rivayetle amel etti. Ba'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz'den sonra fedelle delalet etti ameluhu onun amel etmesi bihi bu hadisle amel etmesi kerahat yoktur diye hadis var diye onunla amel etmesi delalet etti ki ala ennehu huven nasih ala ennehu kerahat yoktur diye rivayet edilen hadis huven nasihu o nasihtir. Neyi nasihtir? Kerahat vardır diye rivayet edilen evvelki hadisi neshetmiştir. Fein arede fî zâlike muaridun. Bu mesele hakkında bir itiraz eden itiraz etse neyle? Bima haddesena fehdun. Fehdun rivayet etmiş olduğu bir hadisteki İmam-ı Tahavi ondan rivayet ediyor. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال حدثنا جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها ذن روايت ذلك قالت حضرت عائشة buyurdular ki ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz gelmedi الخلاء hammama yüz numaraya gitmedi إلا توضى خلاya gitti mi oradan çıkar abdest alırdı yine yahrucu min haladan çıktı mı abdest alırdı. Nasıl abdest alırdı? Vudu'uhu lis-salah. Namaza nasıl abdest alınırsa o şekilde abdest alırdı. Öyleyse şimdi bu Mariz diyor ki bak bu rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyorsunuz ki yüz numaradan çıktı abdest alır mısın buyurdular dedi ki namaz kılmıyorum ki abdest alayım. Halbuki Hazreti Ayşe rivayet ediyor ki yüz numaradan çıktı mı muhakkak abdest alırdı. Bu hadis, o hadise muariz oldu. Kalu dediler ki fahada bu sonki hadis yedüllü delalet eder ala fesadi ma revaytumuhu en Ayşe. Hazreti Ayşe'den rivayet ettiğiniz bu yukarıki hadisin fesadına rivayet, fesadına delalet eder. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin rivayet ettiğinizde şu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne yezkurullah, Allah'ı zikrederdi. Alâ kulli ahyânihi bütün vakıtlarında yukarıda geçti ya Hazreti Ayşe dedi ki Peygamber Efendimiz abdestli olsun olmasın her vakitte cünüp olsun cünüp olmasın Allah'ı zikrederdi. Halbuki burada da diyor ki Peygamber Efendimiz yüz numaradan çıktı mı hakkak abdest alırdı. Bu hadis birbirlerine maruz oldu. Böyle itiraz eder ise قِيلَ لَهُ ona denilir ki مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ senin bu getirmiş olduğun rivayette delil yoktur عَلَى مَا زِكَرْتَ senin zikrettiğine yani abdestsiz Allah'ı zikretmek caiz değildir diye buna delilin yoktur لَاَنَّهُ قَدْ يَجُودُ caiz ki اَنْ يَكُونَ كَانَ يَتَوَضَّ Peygamber Efendimiz abdest alır o olması ola اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَى خَلَادَنْ çıktığı vakitte yani hala da büyük abdestini yapar, çıkar, abdest alırdı. وَلَا يَتَوَضَّهُ اِذَا بَالَ küçük abdestini yaptığı vakitte abdest almazdı. Caiz ki böyle ola. فَيَكُونُ ذَٰلِكَ الْحِينُ işte o bevilden sonra abdest almaması ola حِينَ حَدَسَ abdestsiz olduğu vakitte. قَدْ كَانَ يَشْكُرُ zikreder olduydı Allah'a Cenab-ı Hakk'a hakkı zikreder oldu fihi o bevilden idrardan sonra hades vak olan hadesten sonra yani bunun şu imkanı var daha güzel izahıyla şöyle oluyor ki buna cevap veriyor ki Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük abdestini yaptı mı abdest alırdı işte bu sizin maarizin getirmiş olduğu delil buna delalet etti ama küçük abdestini yaptı mı ondan abdest almazdı. İşte Resulullah Efendimiz de küçük abdestten sonra hades oluyor, abdesti kaçıyor ya o hades zamanında abdestsiz olduğu vakitte Allah'ı zikreder idi. Buna ihtimali var. Buna feyekûnü mâna kavliha Hazreti Ayşe'nin kavlunun mânası ola kâne yeskurullah fî kulli ahyânihi. Bütün ahyanında Peygamber Efendimiz Allah'ı zikrederdi.
Ey fi hini taharetihi ve hadesihi. Temiz olduğunda da Allah'ı zikrederdi. Abdestsiz olduğu vakitte de Allah'ı zikrederdi. İşte bunu böyle telif ederiz. Hatta la yetedâddel âthâr, eserler birbirine zıt olmaya. Şu anda iki rivayette de amel edilmiş oldu. Yukarıki rivayette de amel edildi. İkincisiyle de amel edildi. Mâ ennehu kad hâlefe zâlik. Şununla beraber bu Hazreti Ayşe'nin hadisine muhalif oldu. Hadis-i İbn Abbas'ın, Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis. Kimden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Lemma kâle, vaktaki Resulullah Efendimiz buyurdular. La uridu salate fe etevatta. Ya Resulallah, abdest yüzüm aradan çıktıktan sonra dediler ki ya Resulallah, su getirelim de abdest al. O da buyurdu ki ben namazı murad etmedim ki abdest alayım. İşte bu rivayet Hazreti Ayşe'den rivayet edilen hadise muhalif oldu. Fekale zalik, bunu buyurdu. Ala ennehu fedeha, fedelle zalik. İşte bu delalet etti ki neye? Ala ennehu lem yekün yetevadda. Peygamber Efendimiz abdest almazdı. İlla vehve yuridus salate. Namazı murad ettiği vakitte abdest alırdı. Kendisi abdestsiz ise, namaz kılacaksa o vakitte abdest alırdı. Çünkü abdest alması vacip değil. Buna delalet eder. Fakat yehtemülü, ihtimal olur ki en yekûne olan ma hadaret minhu Âişetu radıyallahu anha. Hazreti Âişe'nin hazır olmuş olduğu şey, o da neden? Minel vudu'i inde hurûci. Haladan çıktığı vakitte Hazreti Âişe gördü ki Resulullah Efendimiz abdest alıyor. Bunu, bu olmuş ola innemâ huve li iradeti s-salâ. Peygamber Efendimiz namazı murad etti de onun için. Lâl kurûci minel halâ, haladan çıktığından dolayı değil. Yani Resulullah Efendimiz namaz kılmak istedi. Yüz numaraya çıktı ve ondan sonra da hemen abdest aldı. Çünkü hemen peşine namaz var. Namaz olduğundan dolayı bu abdesti ne için aldı? Namaz için aldı. Yoksa yüz numaradan çıktı da yüz numaradan çıkan abdest alır diye böyle değil. Buna ihtimali var. Ve yehtemülü eyza, yine ihtimali olurken yekûne zâlik. Haladan çıktığında Resulullah Efendimiz'in abdest alması, yekûne zâlik, bu abdest alması ola. İhbâren minhâ, Peygamber Efendimiz'den haber vermek ola. Neden? Emma kâne yef'alu keblen huzûl-i dâye. Ayet-i kerime nazil olmazdan evvel işlediği şeyden haber veriyor. Yani Hazreti Ayşe, ya eyyühellezîne âmenû izâ kumtum ile's-salâti, ayeti nazil olmazdan evvel böyle yapar diye haladan çıktı mı abdest alırdı. Bunu haber veriyor işte. Bunu böyle olmak ihtimali de var. Ve mâ fî hadîs-i Hâlid ibn-i Seleme. Peki Hazreti Ayşe'nin bu hadisinde rivayet ettiğinde ayetin nüzulundan evvel olan işi haber vermek var idi. Ama Hâlid ibn-i Seleme'nin hadisinde de olucudur. İhbâren ihbâr minhâ اِذَا كَانَ يَفْعَلُ بِمَا كَانَ يَفْعَلُ بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ. Ayet nazil olduktan sonra yaptığı işi haber vardır. حَتَّى يَتَّفِكَ مَا رُوِيَانْ, Hazreti Ayşe'den rivayet edilen hadisle ve مَا رُوِيَانْ غَيْرِهَا, gayrisinden rivayet eden hadisler müttefik olsun. وَلَا يَتَطَادَّ, zıd olmasın مِنْ ذَٰلِكَ, bundan şeyin hiçbir şey. Bu hususta hadisler birbirine zıt olmasın. Hulase-i kelam, burada şerhte güzel bir ibare yazıyor. Diyor ki vel hasil enne vudu'ahu sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin abdest alması, indel hurucu minel hala, haladan çıktığı vakitte abdest alması, yehtemülen yekûne tavadda, ihtimali var ki abdest aldı, leennehu eradı sala, çünkü namazı murad etti de onun için abdest aldı. Ve yehtemülü mühtemül olur ki enne Âişete haket, Hazreti Âişe hikayet eyledi. مَا كَانَ يَفْعَلُ قَبْلِ النُّزُولِ, ayet-i kerimenin nüzulundan evvel işlenen şeyi hikaye etti. وَلَاَوْجَهُ اَوْجَهُ لَنْ عَادَتَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'in adeti idâmetü tahareti, tahareti devam ettirmektir. وَتَرْكُهَا اَحْيَانًا, bazen de terk etmektir. تَحْفِيزًا عَلَى الْاُمَّتِ, تَخْفِيفًا اُمَّتِ مُحَمَّدَ, hafif olsun diye. وَبَيَانًا لِلْجَوَازِ, cevazi beyan için ola. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. İşte burada bu mesele tamam olup bitiyor. Bu babda burada hitam eriyor. Hulasesi
Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet edilen hadisleri İmam-ı Tahavi burada hepsini getirdi. Abdestsiz bir adam Allah'ı zikredebilir, Kur'an okuyabilir. Fakat namaz kılamaz. Namaz için abdest muhakkak vaciptir. Ha, cünüp ve heyizli olan bir kadın Allah'ı zikredebilir fakat namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz. Hulâse burada bağladı. Diğer mezheplerin sahiplerinin delillerinde beyan etti. Bundan sonra babu hükmü bevlül gulâmi vel cariye kablen ye'kulet ta'am. Bu bab gelecek. Bunu da inşallah Teala beyan edip okuyacağız.